Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte akıllı ayakkabı inceleyeceğiz. Yanımda Aydoğan var. Aydoğan'cığım hoş geldin tekrar diyorum sana. Eyvallah. Eskişehir'den geldi kendisi. Tatilmiş size okullar. Aynen. Dedin ki ben buraya geleyim. İyi yaptın kardeşim. Aydoğan şimdi yüzüğün akıllısını gördük. Tamam mı? Aynen. İşte bilekliği gördük, saati gördük. Peki ayakkabının akıllısı nasıl oluyor? Ayakkabının... Demeden önce lafını bir daha kesiyorum. Bunun tamam. Bir markasının modelini söyleyelim tabii ki de önce. Normalde ayakkabının markası Li-Ning diye bir marka. Bu da Li-Ning. Türkiye'de pek duymadığımız bir marka. Yani hemen hemen hiç duymadık. Normalde Çinli bir spor malzemeleri üreten bir firma. Ama akıllı yapan da Xiaomi. Çünkü içinde özel bir çipi var diyelim. Bununla beraber ayakkabı akıllı. Yani Xiaomi ile Li-Ning firması ortak üretiyor. Aynen öyle. Yani iki firma birleşmiş. Biz demişler ki akıllı ayakkabı üretelim. Birisi teknoloji kısmını alıyor. Aynen. Xiaomi firması. Li-Ning firması da zaten yıllardır aynen ürettiği ayakkabı olayını alıyor. Peki akıllı yapan şey nedir abi? Şimdi gelelim esas konumuza. İçinde bir tane çip var bunun. İşte dediğim gibi Xiaomi üretimi. Xiaomi'nin içinde koyduğu çip aynı zamanda kendi uygulaması olan Mi Fit ile ortaklaşa çalışabilen bir sisteme sahip. Bununla beraber ayakkabıyı akıllı yaparak sizin adımlarınızı sayabiliyor. Çok da doğru bir şekilde sayıyor. Aynı zamanda işte koşu yaptığınızda ne kadar hızlı gittin, işte ne kadar kalori yaktın gibi bilgileri sana veriyor. Sen bunu denedin de zaten. Aynen. Bu hani... oradan geliyor herhalde. Olabilir. Ayak kokacak şimdi. İyi tamam. Neyse aynı zamanda bildiğiniz gibi Mi Band diye de bir bilekliği var Xiaomi'nin. Şimdi biz bunu aldık geldik, sen dedin ki abi hani bu bantsız çalışmıyor dedin. Ya çalışmıyor değil. Pek de bir işe yaramıyor. Aynen öyle. Peki bantlı nasıl çalışıyor, bantsız nasıl çalışıyor? Şimdi bantsız olarak sadece sizin adımınızı sayıp işte yaktığınız kaloriyi ve hızınızı ölçebiliyor. Ama eğer Mi Band varsa sizin elinizde bu bantla beraber uyku kalitenizi, aynı zamanda yaktığınız kalori falan filan, yani bir Mi Fit uygulamasında ne kadar özellik varsa hepsi komple çok güzel bir şekilde ortaklaşa kullanabiliyorsun. Hatta anladım, şey yapıyor. İlk başta ben sadece ayakkabıyı bağlamıştım Mi Fit'e. Hemen Mi Band'iniz var mı diye alın diye zaten seni bir orada... Dürtüyor orada. Aynen dürtüyor. Tamamdır. Abi peki şeyi merak ediyorum ben. Bunun adımlarını sayıp senin hani Mi Band'ine, Mi Fit uygulamasına bir veri göndermesi lazım. Bunun için de içinde bir pil olması lazım muhtemelen. Aynen öyle. Yani bunun pili ne kadar, nereden geliyor? Şöyle bir şey. İçinde herhangi bir değeri söylenen bir pili yok. Ama tabii ki dediğin gibi sonuçta Bluetooth'la iletişim kuruyor ve bunun için de bir pile ihtiyacı var. Bunun içindeki pil dediğim gibi bir değeri belli olmasa da yaklaşık 1 yıl olarak bir yıl hesaplanmış. Şeyi hesaplamışlardır muhtemelen. Standart hani günde 1-2 saat spor yapan bir adam için 1 yıl gidebilen bir pil vardır içinde ki zaten aynen düzenli spor yapıyorsanız bir spor ayakkabısı da 1 yıl falan. 1 yıl aynen. Geçiyor. Zaten çok fazla kolay kolay geçmiyor. Önünde doldurmuş olur. Ama ayakkabı için hani öyle Çin'den bir ayakkabı getirsek çok bir şey beklemeyiz ya, bu fazlasını soyabiliyor. Şu an bilindik markalar nasıl bir ki spor ayakkabısı varsa. Xiaomi bununla ortaklık yapıyorsa aynen hani boş bir firma değil firmaya yani. Yapmış. Artık ismi adı sana duyulmuş büyük bir firma. O zaman şimdi Aydoğan'dan gerekli bilgileri aldık. Aydoğan bunu bir giysin. Üzerinde de zaten spor kıyafetler aynen var inceden gördüğüm üzere. Türk spor kıyafetleri. Giymediğin tişörtü spora giyiyorsun. Aynen. Alsa tişörtü. Bunu bir test edelim arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu. Hızlıca o aşamaya geçelim. Evet Aydoğan geldik bizim meşhur parkımıza. Aynen öyle. Şimdi... Olay da şu arkadaşlar. Evet. Bu arkadaş işte bütün sizin adımlarınızı işte GPS takibini falan yapabilen cihaz. Bunu ayakkabıya koyunca şu an aslında ayakkabılar tamamen akılsız aslında. Aynen düz bir ayakkabı. Şunu koyunca yapıyor. Bunu da Xiaomi'nin şuradan hemen göstereyim. Mi Fit isimli uygulamasından yapabiliyoruz. Bunu açıyorsunuz. Şurada settings bölümü var. Gireceksiniz. Burada Li-Ning Smart diye görünüyor. Tıklayacaksınız. Bind dediğimizde şimdi kamerası açılacak. Buradaki QR kodu bu arkadaşa şöyle okutmamız lazım. Şimdi birbirlerini tanıyorlar. Aynen öyle. Direkt QR koddan gereken bütün bilgileri kendisi tabletle alacak. Tabletle işimiz bu kadar mı peki? Daha sonra şimdi şöyle bir şekilde hem yerini de göstermiş olayım. Sağ ayağımızda bulunan şey şu keçe mi derler buna? Keçesi. Sanırım. Aynen. Keçesini şöyle çıkartıyoruz. Bakın şurada bir boşluk var. Bu arkadaşı buraya hop geçirdik. Bakalım abi daha oraya. Tamam. Evet, tamam. Hemen tekrar açayım. Şöyle bir şekilde duruyor. Yani sizin hiçbir şekilde ayağınızda bir şey olduğunu fark ettirmiyor. Orada bir boş yeri var. Yerleştiriyorsun. Kapatıyoruz. Şimdi bunları giymem lazım. Tam anlamıyla kalibrasyon olması için. Ayağındaki ayakkabıdan rahatlık olarak farkı. Çünkü senin ayağındaki ayakkabı bilinen meşhur bir ayakkabı. Aynen. Çok büyük bir farkı yok açıkçası. Bu fiyatta alınabilecek ayakkabılardan gayet bulabileceğin aynı şeyi veriyor sana. Çıkardığın bari ayakkabının fiyatı ne kadar peki? Sanırım 200 civarıydı o. Aynen. Yani yarı yarıya bir fiyat var. Rahatlık olarak ama birbirine çok yakın. Aynen öyle. Ekstradan akıllı bir ayakkabı. Tamam şimdi bağladık. Aynen.
Şu an kalibrasyonu yapmamız gerekiyor. Tamam. Dam diyoruz. 5 saniye ayakta düzgün bir şekilde durmanı istiyor. Büyük ihtimalle o ağırlığını falan fark etmesi için. Kalibrasyona başla dedi. Aynen. Şu an işte geri sayıyor. 3, 2, 1 ve 0 dedi. Bekliyoruz bitirsin diye. Bitirdi. Tamam. Buradan ne kadar şey olduğunu gösteriyor sonra. Ben önceden zaten kullandığım için burada attığım adımları falan gösteriyor. Geri dönüyoruz komple. Mesela şu ana kadar ben toplamda bu ayakkabıyı test ettiğimden beri 3833 adım atmışım. Burada da sana günlük olarak 86 kilometreye tekabül ediyor. 165 de kalori yakmışım. Aynen. Tahmini olarak adıma göre, benim bilgilerime göre yakmışız. Burada zaten her senkronizasyonuna göre saatlerini söyleyip farklı farklı kaç adım attığımı gösteriyor. Kaç kilometre yürüdüğümü, koştuğumu fark ediyor. Ben 112 metre koşmuşum sadece 1 dakika boyunca. Bu şekilde sana şey yapıyor. Burası da zaten Mi Band'in kısmı. Tamam. Burası komple bizi ilgilendiren. Şimdi, şu an bunu sıfırlayabiliyoruz mu peki? Komple verileri mi? Evet. Yok, zaten şöyle bir şey. Sıfırlamana gerek yok çünkü bir şey yaptığında ayrı ayrı logluyor. Hı-hı. Bu yüzden şu anki benim koşuşumu ayrı bir şekilde, ayrı şekilde alacak. Alacak tamam, zaten. O zaman abi sen tableti şöyle yere indirip bir şu yuvarlağın etrafına bir tur at istersen. Aynen. Şunu da çıkartayım madem koşacağız. Haydi Aydoğan, görelim. Seni hazırlıyoruz şeylere. Ne? Olimpiyatlara. Olimpiyatlara. Haydi bakalım. Şuraya geçelim. Geldim. Bir tur daha yetmedi. Bir daha, o zaman biraz daha hızlı atalım. Tam halı saha adamısın, yemin ediyorum ya. Tam halı saha adamısın. Evet abi, eyvallah. Hemen verilerimize bakalım. Bu arada şey de var, şunu hemen söyleyelim. Gördüğünüz gibi ben tableti buraya bırakıp gittim. Bluetooth her zaman bağlı olması gerekmiyor. Siz gidip işte gidip mesela bunu bıraktınız. İstanbul'a gittim mesela, İzmir'den. Aynen, hiç fark etmez. Geldiğinizde tekrar senkronizasyonla o verileri alıyor. Anladım, yani içinde mini bir hafıza var aslında. Aynen öyle. Bekleyelim bir senkronizasyonunu yapsın. Evet, yeniledi. En son senkronizasyonu bu zaten. 15-19, 15-35. Aynen öyle. Şöyle döndüğümüzde burada gördüğünüz gibi 379 adım atmışım. 739 adım. Ha pardon, 739 adım atmışım. 9 yaklaşık dakika koşmuşsun. Ama aynen. Sen 9 dakika koşmadın. Aynen, o kadar sürmemesi lazım. Büyük ihtimalle o yürüyüşten itibaren mi ele almış? Olabilir. Olabilir. 541 metre gitmişim. Toplamda da adımım 3974'e çıkmış. Totalde şimdi 3974 adım mı attın? Aynen öyle. Bu son yürüdüğünde. Yani yok, toplam olarak hani şimdiye kadar 3800'lerdeydi. Aldığı tarihten itibaren. Aynen öyle. Anladım, toplamda bunu eklemiş. Tamam. Kullanımı da gayet kolaymış. Şey yapmaya iyi. Hani tabletim benim evde kalsa, ben dışarıda koşsam gelince eşliyor. Aynen. Verileri almak. Direkt adımı ekliyor. Bir de dediğim gibi mesela şu an oturduğumuz sırada ayağını bastığında şey yapmıyor ama diğer türlü her adım atışında algılıyor. O tane ağırlığından. Aynen. Atıyor. Şeyi de bahsetmiş olayım. Şimdi dediğimiz gibi sadece sağ tarafında var bu ayakkabının çipi. Hı-hı. Sol tarafta bir şey yok. Sol ayağı nasıl algılıyor diye düşünecek olursak her adımda sonuçta sen sol ayağını açacağın için aynı. 2-2 burada artıyor mesela. Anladım. Yanınızdayken. Anladım. O yüzden hani sürekli telefonunuzun ya da işte bağlı olduğu bir tableti eklemenize gerek yok. Şunu da belirteyim. Şu an gördüğünüz gibi biz iPad'den gösterdim. Niye? Çünkü mesela normalde bende Nexus 6 var. Android versiyonunda Mi Fit'in uygulamasında şu an için ayakkabı desteği yok. Sadece iOS'ta böyle var. Böyle ürün çıkartıp da ayakkabı desteği koymamak da ayıp. Android'e ya getirmemişler. Mi Band için var ama ayakkabısı için yok diyelim. Muhtemelen yakın sürede de gelecek. Tabii ki onu zaten getirecektir. Daha sonra da işte koşu gibi detayları da ekleyebileceğiz. Tamam. Evet, Aydoğan'ın spor görüntülerini izlediniz arkadaşlar. O zaman son sözlere mi gelelim artık? Gelelim. Peki, fiyat. Fiyatı şu an için değişiyor. Bizim Türkiye'de aldığımız bulabiliyor muyuz? Yani Türkiye'de işte AliExpress gibi sitelerden hani direkt getirmen Türkiye'den lazım ama sorunsuz geliyor. Ha tabii, sıkıntısız geliyor. Sonuçta bir düz bir ayakkabı olduğu için fiyatı da çok fazla bir şey olmadığı için Türkiye'den getirtebiliyoruz. Tamam, fiyat. Fiyat çok fazla aslında değişkenlik gösteriyor ama klasik olarak bir ortalama olarak 30-40 dolar 30-40 arasında dolar, daha ucuza da bulunabiliyor tabii hani, şeyine göre, satıcısına göre. Rahat bir spor ayakkabı diyorsun ve 30-40 dolar aslında hani günümüzde düşündüğümüz zaman spor ayakkabı fiyatlarını, bu ayakkabı hem akıllı olacak hem de rahat olacak. 30-40 dolar yani 90 lira civarında. Aynen, yani 100 lira diyebiliriz aslında düz olarak. Gayet uygun. Peki, klasik bir Mi Band'i almak istersek yanına bir de. Mi Band de aynı fiyata sahip, yani yine fiyatları değişiyor ama şu an için işte 20-30 dolar aslında biraz daha ucuz diyebiliriz. Ama tabii Mi Band'in de farklı farklı versiyonları var. Bizdeki ilk versiyonu. Bu da yaklaşık işte dediğim gibi 20-30 dolar bir fiyatı var. Tamamdır. Peki son olarak var mı eklemek istediğim bir şeyler diyeyim ben sana? Yeter. Tamam. Yeterli bilgi yani verdik. O zaman arkadaşlar, incelenmesini istediğiniz böyle değişik ürünler varsa alt tarafa link olarak mutlaka atın. Kesinlikle. Arkadaşlar. Ya da ürün ismini yazın. Biz araştırıp buluruz bir şekilde. Onları da internetten sipariş edip ya da gidip alabiliyorsak alıp sizler için inceliyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Bir de diyorum ki kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara bir şeyler ateşlemeyi unutmayın. Ateşleyin. Efe Sivri geldi gitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Millet, diğer tarafta bulunan videoya tıklayarak akıllı yüzük incelememize ulaşabilirsiniz.